Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere faydalı bir bilgiyi aktaracağım. Bu videoda sizlere YouTube Studio bilgisayardaki gibi telefonumuzda nasıl kullanılır onu detaylarıyla anlatacağım arkadaşlar. Özellikle YouTube kanalı olan arkadaşlar bilgisayarında Tüm işlemleri rahatlıkla yapabiliyor ama telefonda yapamıyor veya yapamadığını söylüyor. İşte bu telefonumuzda bulunan Play Store'dan indirdiğimiz YouTube Studio uygulaması e, güzel bir uygulama geliştiriliyor fakat e, bilgisayardaki gibi değil arkadaşlar. Bazı tabi eksikler var. E, i̇stediğimiz bazı şeyleri yapamıyoruz. O yüzden bugün sizlere bu bilgisayardaki gibi bu YouTube stüdyoyu nasıl kullanacağız, onu detaylarıyla, ayrıntılarıyla anlatacağım arkadaşlar. Bilen bilir, bilmeyenler de detaylı bir şekilde bu işi öğrenip, rahatlıkla telefonundan, bilgisayardaki gibi YouTube stüdyoyu kullanacaklar artık arkadaşlar. Öncelikle sizlere YouTube stüdyoya girerek, yani uygulamamıza telefonda Play Store'dan indirdiğimiz uygulamaya giriyorum. Kısaca bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada tabi bazı bilgiler var. Gelirler, abone sayıları, işte içerikler görünüyor. Yani ilgili olan arkadaşların çoğu bilir. burada değişik bölümler var ve YouTube bunu geliştiriyor gerçekten her geçen gün güzelleşiyor fakat şu an için yetersiz ee, bu da size göstermek istedim ve buradan çıkış yapıyorum şimdi arkadaşlar e, bilgisayardaki gibi kullanmamız için öncelikle Google'a giriş yapmamız gerekiyor Google Chrome'a giriş yapıyorum Şöyle size baştan göstermek için. Şimdi arkadaşlar burada Google'a YouTube Studio yazdığımızda işte bu youtube stüdyo yazdığımızda youtube stüdyo stüdyo youtube.com adresi karşımıza çıkıyor öncelikle. Burada e, çoğu arkadaş bilmeyenler buraya tıklıyor. Tıkladığı zaman arkadaşlar burası bizi youtube Play Store'dan indirdiğimiz YouTube Studio uygulamasına atıyor arkadaşlar oraya otomatik olarak geçiriyor yani buraya geliyoruz ee, böyle yapınca da e, tabii ki e, bilgisayar gibi kullanma özelliği yok veya karşımıza çıkmıyor gibi bir durum oluşuyor buna benzer şikayetler oluyor ama bu özellik var arkadaşlar. Yani bu şekilde bilgisayardaki gibi kullanabiliyoruz. Geri geliyorum arkadaşlar. Burada YouTube stüdyoyu görüyorsunuz. Bunun yanında arkadaşlar YouTube Studio oturum aç diye yazmamız yeterli arkadaşlar. Oturum aç'a tıklıyorum. Karşıma oturum aç YouTube Studio sayfası yani karşıma çıkıyor. Burada yapmam gereken e, şimdi şunu belirteyim arkadaşlar. Buraya tıkladığım anda bilgisayardaki gibi YouTube stüdyom karşıma çıkacak benim. E, karşıma direkt çıkmasının sebebi sağ üst köşede profilim e, görünüyor. E, yani hesabımla giriş yaptığım için YouTube'da kullandığım hesapla bu Google hesabı aynı arkadaşlar. Böyle giriş yaptığım için direkt ben beni bilgisayardaki gibi YouTube stüdyoya e, yönlendirecek. Eğer oturumsuz yani bu profil resminiz yoksa oturum açmadan eğer bu işlemi yaparsanız karşınıza hesap açmanızı isteyecek arkadaşlar. Gmail gireceksiniz, şifrenizi gireceksiniz o şekil istiyor. O yüzden e, şimdi e, ben hesap açarak olduğu için dediğim gibi YouTube'da da aynı hesap olduğu için ve buraya giriş yapıyorum. Birazcık bekletiyor arkadaşlar, çok az. Ve bizi YouTube uygulamasına, YouTube Studio uygulamasına atmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşımıza bilgisayardaki gibi detaylarıyla e, kanal kontrol paneli sayfası ilk çıkan bu sayfa karşımıza çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi... E, bu sayfa olsun. Diğerlerinden de birkaç örnek göstereceğim. Bütün detaylı işlemlerimizi bilgisayarda ne yapıyorsak buradan da aynısını yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu alt kısma giriyorum. Burada içerikler içerikler görüyorsunuz. Yorumlar Telif hakkı, kişisel, kişiselleştirme, burada görüyorsunuz temel bilgiler, markalar. Yani kısacası arkadaşlar, tekrar içeriklerimi açayım. Yani YouTube stüdyo olarak bilgisayarda yaptığımız tüm işlemleri burada rahatlıkla yapabiliyoruz. Size bunu gö özellikle göstermek istedim. Çünkü bilen arkadaşlar biliyor ama bilmeyen arkadaşlar var. Ee, yani bilgisayar olmadı mı bir şey yapamıyorlar veya kısıtlı işlem yapıyorlar. Bu videodan sonra tüm arkadaşlar artık bilgisayarı olmayanlar da telefondan bu işlemi çok rahat bir şekilde yapacaklar. Ee, bu Bunu öğrenmiş olacaklar. Arkadaşlar bu videom umarım sizlere faydalı oldu. Sizler de rahat bir şekilde özellikle kanalı olup para kazanan veya kazanmayan, kazanmaya çalışan tüm arkadaşlar bu işlemleri kolaylıkla telefonundan halledecekler. Arkadaşlar kanalımı beğenmeyi unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Youtube'un güzel özellikleri var arkadaşlar. Süper teşekkür. Katıl. Üye ol. Bunları yapan arkadaşlarla özel sorularına cevap verebiliyoruz. Sosyal medyadan irtibat kuruyoruz. Yani ayrıcalıklardan faydalanıyorlar. Benzer ayrı, değişik ayrıcalıklar var. Sizde tabi bu meblalar düşük arkadaşlar. Siz bu sizin için düşük olan meblalar bizim için önemli. Kanalımızı geliştirmek, daha iyi videolar yapmak için bazen hafızamız, telefonumuzun hafızası yetersiz kalıyor, telefonumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Kameras kullanan arkadaşlar kamerası yetersiz kalabiliyor, hafıza yetersiz kalabiliyor. Bunlar da bir maliyet istiyor. Özellikle sizlerden rica ediyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin. Di diğer güzel faydalı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın bizimle kalın arkadaşlar.